Biz bütün halkımızda böyle el ele yürek yüreğiz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Başkanı Oktay Bozkurt ve partililer tarafından parti merkezinde karşılanan Özkan, burada bir de basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulunduğu her yer, Türkiye'de Cumhuriyet devriminin, kültür devriminin gerçekleştiği yerdir. Çok sayıda partili kadının yoğun ilgisiyle karşılanan Özkan'a yönelik bir hoş geldin konuşması yapan Başkan Gürkan, Özkan'ı bir devrimci olarak nitelerken en önemli özelliğinin hepsinden önce bir baba olması olduğunu söyledi. Ben ilk defa zorlanıyorum, için zorlanıyorum. Hangi sıfatı, isminin hangi sıfatı koyacağımı şaşırıyorum. Terörist dediler, psikoloji dediler, itilafçı dediler. Ama önemlisi bizim partimizin yoldaşı, partimiz Hüseyin. Hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yolu verdiniz, gurur verdiniz. Oktay Başkan bir şeyler söyledi ama hani ne desem dedi. Tuncay Özkan dersek zaten hepsini dolduruyor. Tabii kendisi bir devrimci, ben öyle nitelendiriyorum. Bir mücadeleci, bir aktivist, insan hakları savunucusu. Ama hepsinden öte bir baba, Nazlıcan'la beraber. Hepsinin üstünde. Evet. Bu en büyük sıfatlardan biri olsa gerek. Tuncay Özkan ise partideki sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederken, kendisiyle ilgili en güzel tanımlamanın devrimci olduğunu söyledi. Hepinizin ilgisine çok teşekkür ediyorum. Hem Sayın İl Başkanımızın hem Belediye Başkanımızın gönlünde açtıkları bu yer benim için çok değerli. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Benim en güzel tanımla, benim kendimle ilgili en çok sevdiğim şey devrimcidir. Ben bir devrimci yoldaşınız olarak Türkiye'yi bugünkü karanlığından çıkartmak noktasında sizlerle omuz omuza, her çakıl taşının üzerine alın terimi bırakarak yolculuk edeceğime söz veriyorum. Çok güzel bir kent, çok güzel bir mücadele. Bu mücadelenin Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle taşlanmış olması çok büyük bir gurur vesilesi. Konuşmasının devamında kadınların da yoğunlukta olduğunu gören Özkan, Türkiye'de kadının önemine dikkat çekerken Cumhuriyet'in en büyük katkısının kadınlara olduğunun altını çizdi. Dört duvar arasına kapattılar. Kanalizasyon içinde yatırdılar. Ama asla yalnız bırakamadılar. Asla. İnadına Cumhuriyet ve inadına Cumhuriyet'in gücü, sevdası. Beni yargılayan yargıçlara da söyledim. Cumhuriyet'in ışığıyla yıkandınız. Kendinize gelin. Onun gereğini yapın dedim. Kolay kazanılmamış. Tabii. O yüzden hiç kimse bizden onu kolay alamayacak. Bizim ortak yaşamaktan başka, kardeşlikten başka bir çözümümüz yoktur. Bugünkü ayrımcılıkların dışında olarak biz bu varlığımızı her yerde, Hakkari'den Edirne'ye, Iğdır'dan Kırklareli'ne, Anamur'dan Sinop'a kadar her yerde sürdüreceğiz hocam. Ve bizim, sizi temin ederim, her yerde bir heyetimiz mutlaka bir çalışma içinde. Bakın size şöyle söyleyeyim. Seçim döneminde de her evde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ışığını göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ışığının bulunduğu yer Mustafa Kemal'in ışığının bulunduğu yerdir. Sizi temin ederim. Hangi dinse inanıştan, hangi ırktan, nereden olursa olsun bu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın yurttaşlık bağıyla kendini bu topraklara bağlı sayan herkesle kardeşiz. Ne onlardan vazgeçeriz ne kendimizden vazgeçeriz. Sözlerine son olarak AK Parti iktidarını eleştirerek devam eden CHP'li Özkan, son 12 yılda Türkiye'de kadın istihdamının %7 oranında düştüğünü söyledi. Gezi olaylarından önce ya bu ülkenin gençleri bu ülkenin sorunlarına sahipsiz, duyarsız diyorlardı. Bakın ağaçları bile ayaklandı. Bu ülkenin ağaçları, bu ülkenin kuşları, çiçekleri bile ayaklandı. Biz ağacımıza, kuşumuza, sevdamıza ve insanımıza sahip çıkarak bu yolculuğu sürdüreceğiz. Konuşmaların sonunda CHP İl Başkanı Oktay Bozkurt, Tuncay Özkan'a Atatürk rozeti taktı. Biz bütün halkımızda böyle el ele yürek yüreğiz.